Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. F3 ile bayağı bir test yaptık. Telefon bize neler vaat etti, neler verdi. Hem de kendi kişisel yorumlarımıza katmak istediğimiz bir video olacak. Bu arada bu videoyu tam 7 tane cihazla çekiyorum. Şu an videoyu izlediğiniz ana kameram benim Fujifilm X-T4 ile çekiyorum. Onun harici Poco X3 Pro, Mi 11 Pro, Note 10 Pro, F3, Samsung A72 ve LG Wing. Şimdi telefon elimde değil. Telefon çünkü şu an beni kaydediyor. F3, Poco F3 bayağı istek vardı bu telefonla alakalı. Aldık. Yani iyi ki almış mıyız? Fiyatı uygun olduğu için aldık işin açıkçası. Özellikle 3000 lira üzerinden konuşalım. 3000 liraya bunu yurt dışı bulabiliyorsanız havada karada alınır. Yani acayip tatmin eden bir telefon. Onu kafadan söyleyeyim videonun başında. Özelliklerine gelirse, fiziksel yapısına baktığımız zaman günümüz telefonlarına uygun bir kasa yapısı var. Yani büyüklük olarak bahsediyorum. 6.67'lik bir ekran var sonuçta. Yani 6 inç ekran beklentisi olanlar bu telefona yaklaşmasın, büyük kalacaktır. Fakat günümüz şartlarında çok uygun bir boyutu var. Ön tarafta Gorilla Glass, arka tarafta Gorilla Glass var. Gorilla Glass 5 yani. Plastik bir kasaya sahip, IP53 sertifikası var. Suya sokamazsınız ama yağmurda konuşabilirsiniz en azından. Bir IP sertifikası var sonuçta. Neresinde ne var onu size anlatayım. Sağ tarafında güç tuşu ve parmak izi sensörü var. Tek tuş, iki fonksiyon aynı anda işe yarıyor. Yani birçok telefonda var zaten. Ve ses açma kapama tuşu. Sol tarafta hiçbir şey yok. Üst tarafa geçtiğimiz zaman bir sürü ızgara deliği var. Bu ızgara deliklerin 3 tanesi zaten hoparlör için. Diğer 3 tanesi de simetri olsun diye yapılmış. Güzel bir fikir. O 3 tane simetri olan deliğin içinde bir tane kızıl ötesi, bir tane mikrofon, bir tanesi de boş bir delik. Sonuçta simetri olsun diye yapılmış. Alt tarafa geçtiğimiz zaman hoparlör ızgarası var, mikrofon deliği var, Type-C yuvası var ve SIM kart slotu var. SIM kart slotumuz çift simli ve SIM kart slotumuzun etrafında conta var. Sonuçta IP53 sertifikası olan bir telefon. Kasa yapısı dediğim gibi plastik dedik, artık yapacak bir şey yok. Arka tarafa geçtiğimiz zaman üçlü kamera düzeni aslında 4 gibi gözüküyor. O 4. olan aslında bir mikrofon. Bir mikrofon önünde bir ızgara konmuş. Bu ızgara sanki böyle uzaktan bakıldığı zaman mikrofon kamera gibi gözüküyor. Hemen alt tarafında da flaşımız mevcut. Arka tarafta da başka bir şey yok. Ön tarafa baktığımız zaman standart bir ekran. Ekranın ortasında ekrana delmiş bir kamera. Kamera çok küçük gerçekten. Ekranda çok küçük yer kaplıyor. Nokta gibi bir kamera. Kameranın hemen üstünde de çok ince bir ayrıca ızgaramız mevcut. Fiziksel yapısı bu. Bir daha söylüyorum. 6 inç beklentisi olan bir insanı, biraz küçük telefon istiyorum diyen bir insan bu telefona yaklaşmasın. Ama günümüz şartlarında kullanacak olanlar yani dediğim gibi 3000 liraya havada karada alınır. Telefonumuzun ekranıyla devam edelim. 6.67 inçlik AMOLED bir ekran, 1300 nitse kadar çıkabiliyor güneşin altında maksimum parlaklık. Çok iyi. Zaten testlerde gördük. Ekran gayet başarılı. HDR 10 Plus zaten olmazsa olmaz. 120 Hz'imiz 10 numara bir hareket. Gorilla Glass 5 ile korunduğunu zaten söylemiştik. Full HD Plus bir ekran çözünürlüğü var. 3000 lira alıyoruz. 2K 4K beklentimiz zaten yoktu. Ekran tarafı çok güzel. Çok başarılı. İşlemci tarafına geçtiğimiz zaman 870 Snapdragon 870 kullanıyor. Gayet başarılı bir işlemci. Zaten çok yeni bir işlemci. Hani 888 tepe bir işlemciydi. Bu da 870 bir işlemci. Hani neden 880 kullanılmamış? 3000 lira alıyoruz arkadaş. Yani 870 daha ne olsun diyoruz. RAM tarafına baktığımız zaman da şu an elimizdeki 828 bir de bunun 628 bir de bunun 8256 olanı var. Hafıza tarafı UFS 3.1. Geldik kamera tarafına. 48 megapiksellik ana kameramız mevcut. F1.8 diyaframa sahip. Kamera testlerini zaten gördük. Yani fiyatına göre bir kamera konmuş. Böyle çok büyük beklentiler olmasın ama yeterli. 8 megapiksellik geniş açı kameramız ve 5 megapiksellik makro çekimi kameramız var. Bir daha söylüyorum. 4. bir kamera var gibi gözüküyor ama orası aslında mikrofon deliği. Flaşımız da hemen zaten o dörtlü düzeneğin altında. Ana kamerada ne yazık ki 4K 60 FPS yok. 8K zaten beklentimiz yoktu. Olabilir miydi? Bu kamera sensörüyle biraz zor. Ön tarafa geldiğimiz zaman 20 megapiksellik gene 4K video kaydımız yok bu sefer. Hani arka tarafta en azından 4K 30 FPS'imiz vardı fakat ön tarafta 4K hiçbir şekilde yok. Zaten olmasını da beklemiyorduk. Şu an benim çekimimi yaptığım Mi 11 Pro'da bile
Ön tarafta 4K video çekimi yok. Ses tarafı. Kanalda zaten ses testlerini gördünüz. Yani ne diyebilirim? 3000 liraya aldığınız bir telefon 10 numara. Gerçekten 10 numara. Çok iyi. Stereo hoparlöre sahip. Gayet yeterli bir ses düzeneği var. Dolby Atmos. Kulaklıkla da herhalde bu özelliklerin bayağı güzel ses vereceğini düşünüyoruz. Bağlantı tarafına geldiğimiz zaman Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS'imiz, NFC'miz, kızılötemiz mevcut. Radyomuz yok. Pil tarafına geldiğimiz zaman pil testlerini zaten gördük. 4560 mAh'lik pilimiz mevcut. Yeterli. Pil testlerinde de aldığı puanlar bana göre gayet yeterliydi. 33 watt'lık bir kutusundan çıkan şarj adaptörümüz mevcut. Bu da yeterli bir sürede pili sıfırdan yüze dolduruyor. Zaten testlerde gördük bunları. Gelelim SAR değerlere. SAR değerleri Amerika ve Avrupa kıtası olarak farklı değerler olabiliyor. Amerika için kafaya verdiği 1.04, vücuda verdiği 0.76. Avrupa'da kafaya verdiği 0.6, vücuda verdiği 0.84. Yani Amerika'da kafaya çok verirken Avrupa'da da vücuda daha fazla veriyor. Peki bu değerler çok yüksek mi? İşte Avrupa için konuşalım, Türkiye için konuşalım. Yani kafaya verdiği 0.6 bana göre normal. Yani ben uzun saatlerde konuşsam büyük ihtimalle bende bir kafa ağrısı yapmayacaktır. Fakat narin olan insanlar var, biliyoruz. Etrafımızda da var. Uzun süre telefonla konuştuğu zaman kafasında ağrı oluşuyor. O tip insanlar için 0.6 da olsa, 1 de olsa, ne olursa olsun o tip insanların kulaklıkla konuşması lazım. Kablolu kulaklıkla konuşması lazım. Yani bunu her zaman söylüyoruz. Hani ben çok üzerinde durmuyorum bu SAR değerlerini ama işte duracak olan kişiler için de kablolu kulaklığı tavsiye ediyoruz. Peki sonuç. Sonuç nedir? Şimdi videonun başında dediğim gibi zaten 3000 liraya hiç konuşmaya gerek yok. Yani şöyle bir video yapabilirdik sadece. Arkadaşlar F3 3000 liraya bulursanız balıklama atlayın. Bu kadar. Neden atlayın, niye atlayın, niçin atlayın hiç bunlara girmeye gerek yoktu. Hani bize soruyorsunuz ha, hocam bir telefon tavsiye eder misin, bir telefon tavsiye eder misin? Biz de tavsiye vermiyoruz genelde. Neden? Çünkü biz istiyoruz ki kullanıcı testlere baksın, kendi zevkine göre karar versin. Şimdi burada da aynı şeyi söylüyoruz tabii ki. Yani gidin F3 alın demiyoruz. Kendimize göre gene F3 3000 lira gibi bir fiyata bulunursa fazlasıyla mutlu edecek bir telefon. Bizde bıraktığı izlenim bu. Sonuçta kanalda birçok testi gördünüz. Yani testlere bakın, inceleyin gerçekten değer mi değmez mi? Türkiye fiyatı üzerinden konuşursak 5000 liranın üzerinde. 5000 lira verir miydim ben bu telefona? Ben vermezdim. 5000 lira bana göre yüksek. Kamera testlerinde Velvet'te karşılaştırdık. Neden? Çünkü Velvet'te 4000'li fiyatlara düşmüş. Hani LG'nin kalitesi, Xiaomi'nin kalitesi. Ben LG'yi tercih ederim. Hani bu kadar yani kamera testi yaptık. LG'nin de kanalda bir sürü testi var. Sonuçta hangisini alırsın derseniz Türkiye olarak düşünürsem ben büyük ihtimalle LG'yi alırdım. Net konuşayım. Çünkü LG'nin ekranı, fiziksel kalitesi çok güzel. Hani ön, arka, cam ve alüminyum kasadan oluşuyor. Ve gerçekten eldeki tutuş hissiyatı inanılmaz ince. Yani ya hocam ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi Velvet'e nereden geldin diyeceksiniz. Hani en son kamera karşılaştırmasını Velvet'le yapmıştık. Neden? İşte bundan dolayı yapmıştık. O kamera karşılaştırmasında da Velvet'in çok fazla sıcak renkleri çok fazla abarttığını gördük. Yani kırmızı, sarı, bu tip sıcak renkleri çok abartıyor. O testlerde F3 daha gerçekçi bir video çekmiş. Hani bu bariz bir şekilde gözüküyordu. Yeşil tonlarda ve mavi tonlarda aslında Velvet daha güzel gibi gözüküyor. Gibi değil aslında, daha güzel. Daha gerçekçi çekiyor. Fakat kırmızı sıcak tonlarda da F3 daha güzel çekiyordu. Ama genel anlamda baktığımız zaman hangisiyle çekim yaparsın? Ya değişir. Yani bu zevk meselesi. Ama ben herhalde F3'le yapardım. Yani totale baktığım zaman F3'le yapardım. Fakat işte alacak olsam diğer özellikleri de düşündüğüm için evet F3'ün işlemcisi Velvet'e göre puan olarak daha yüksek puanlar alıyor. Ama işte LG'nin kullanabilitesi, arayüzünün daha stabil olması, daha oturmuş bir telefon olması sebebiyle herhalde genel toplamda ben gider Velvet alırdım ve fiyatı da daha ucuz. Yani neredeyse 1000 liraya yakın bir fiyat farkı var.
O yüzden yurt dışı olarak düşünürsek 3000, hadi 3500 liraya kadar falan satanlar da var. 3000 lira belki çok iyimser bir rakam olmuş oluyor. 3000 liraya zor bulabilirsiniz ama 3000 liraya bulursanız balıklama atlayın diyorum sadece. Hani 3500 liraya kadar rahatlıkla alınabilecek bir telefon gibi duruyor F3. Tek kötü şeyi var. Kasasının plastik olması. Bunu hissediyorsunuz. Yani arayüzde şu var, bu var, şu uzun kullanımda hani söylüyorum bunları. Şu sorun çıktı, bu sorun çıktı. Yani yazılımla alakalı sorunlar. Bir sonraki yazılımda düzeltilebilir ya da düzeltilemeyebilir. Ya da giderseniz başka yazılıma geçersiniz. Eğer bu işlerden anlıyorsanız başka bir yazılım yüklersiniz. Global yüklemezseniz gider beta yüklersiniz gibi gibi bu işlerden anlıyorsanız. Zaten bu işlerden anlayanların yazılımsal sorunlar çok büyük sorunlar olmayacaktır diye düşünüyorum. Ve durum bu. Kanalda hani şimdi ben buraya ya da buraya şey koymuyorum. Hani diyorlar ya şurayı tıklayın, burayı tıklayın. Şu an ben onları koymuyorum. Fakat kanalda videolara girdiğiniz zaman bu telefonla alakalı bütün testlere bakabilirsiniz. Ve kararınızı kendiniz verebilirsiniz. Bir de şöyle bir konu vardı. F2 Pro mu alayım, F3 mü alayım? Burada da benim kendi kişisel tercihim büyük ihtimalle F2 Pro olurdu. F2 Pro'nun eldeki duruş hissiyatı ve full ekran olması, pop-up kamera olması sebebiyle ben herhalde kamera olarak F3'ten geridir ama bakın F2 Pro. Öyle düşünüyorum. Çünkü F2 Pro'da çok fazla sıcak, çok kontrastlı bir video çekimi vardı. Hem fotoğrafta hem videoda. Ama ona rağmen ben herhalde F2 Pro alırdım. Bu benim kişisel tercihim. Ben kimseye bir akıl falan vermiyorum. Siz de kimsenin aklıyla hareket etmeyin. Gidin testlere bakın. Kendi fikrinize kendiniz oluşturun yani. Ne benim ağzımdan çıkacak, ne A kişi ne B kişinin ağzından çıkacak lafla hareket etmeyin. Teknik bilgilere bakın. Varsa bizim yaptığımız gibi başka kanallarda da kamera testleri varsa ya da işlemci testleri, pil testleri, ekran testleri, ses testleri varsa onlara bakın ve kararınızı verin. Bu kadar net. Bir daha söylüyorum. Bakın bunu hep söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü hep böyle yorumlara yazıyorsunuz. Hocam hangi telefon, hangi telefon? Hangi telefon yazanlara genelde cevap veriyoruz. Yani bize şöyle bir soru geliyorsa bu telefonu mu bu telefonu mu alayım? İşte kameraya çok önem veriyorum ya da oyuna çok önem veriyorum. Pil benim için çok önemli. Genelde internette gezinirim, video falan izlerim. Şu telefon mu bu telefon mu dediğiniz zaman onlara genelde cevap vermeye çalışıyoruz. Ama hocam 5000 lira param var hangi telefon alayım? Arkadaş. Yani hangisini alırsan al muhakkak ki diğerlerinden daha iyi özelliği olacaktır. Ama öbürünün daha farklı özelliği de bunu aldığından daha iyi olabilir. Dolayısıyla şöyle bir telefon yok. Hocam fiyat önemli değil, bana bir telefon söyle onu alacağım. Ya dünyada öyle bir telefon olsa inanın herkes gider onu alırdı yani. Ekranı en iyisi, kamerası en iyisi, ses en iyisi, fiziksel kalitesi en iyisi. Zaten fiziksel kalite, görünüş kişiden kişiye değişir. En iyisi diye bir şey olamaz. Ben Edge ekranı severim. Binlerce Edge ekran sevmeyen insan var. Bu durum bambaşka bir durum oluyor. Dolayısıyla pil olarak en iyisi, işlemci hiç ısınmıyor, süper. Ya gerçekten böyle bir telefon varsa herkes gitsin onu alsın. Yorumlar kısmına yazın. Biz de gidelim onu alalım. Böyle bir telefon yok. Kamerada bile böyle bir kameraya sahip telefon yok. Yani bir tanesinin fotoğrafı mükemmelken öbürünün videosu mükemmel. Diğerinin zoom'u mükemmel. Diğerinin ses kaydı mükemmel. Hani bütün kameradaki bütün özelliklerin en iyi olduğu bir kameraya sahip bir telefon bile yok ya. Yani şarp birinç sensörlü telefon çıkartacak. Çıkartsa ne olacak yani? Ya yerinden mi oynayacak? Yani Mi 11 Pro şu an beni çekiyor. 22 milimlik sensör var ya üzerinde. Birinçlik sensör de 25.4 milim yani. 3 milimlik bir fark var arada. Ha 3 milim tabii ki büyük ama 22 milim ya az değil yani şu an üzerindeki sensör. İşte çektiği kalite de bu. 1 inçlik bir sensör geldiği zaman da sharp olması dolayısıyla ben çok iyi videolar beklemiyorum yani. İşte en iyisi bu olacak diye bir şeyi hiç beklentim yok yani. Videoda en iyi sharp olacak, fotoğrafta en iyi sharp olacak, ses kaydında en iyisi sharp olacak. Neden? Çünkü 1 inç sensör kullanmış. Arkadaş bir de bunun yazılım kısmı var. Lütfen yani bir de bunun yazılımı var. Bakalım sharp bu iş ne kadar becerecek. Yani öyle bir telefon yok. Pahalı bir telefon bile alsanız en iyi kamerası bu dediğimiz bir telefon da yok. Yani o segmentte bile videosu bunun daha iyi, kamerası, fotoğrafı bunun daha iyi gibi durumları yaşıyoruz. Dolayısıyla
kendi kararınızı kendiniz verin. Hani hocam hep tekrar yapıyorsun diyeceksiniz, yapmak zorunda kalıyorum. Hani bunu böyle subliminal mesaj olarak beyninize işlemeye çalışıyorum. Zaten kanaldaki asıl durum böyle insanların altyapısına, yani beyindeki altyapıya kendi kararını kendi verebilme düşüncesini empoze etmek. Bunun için uğraşıyoruz. O yüzden bu kadar test yapıyoruz. Şu an elimde alın. 7 tane cihazla test yapıyorum. Neden uğraşıyorum ben bunlarla? Bir şey daha gösterebilmek adına. Yani alacak olan kişilere bir şey daha gösterelim diye. Yoksa bir tane kamerayla çekim yaparım. Şu 7 tane kamerayı şuraya oturtmak bile ayrı bir sorun ya. Yani zamanımız alıyor. O kadar kameranın ayarı için uğraşıyoruz. Falan fistan. Zaten açılar biraz farklı. Neyse. Çok doluyum herhalde. Konuştukça konuşasım geldi. Canlı yayın mı yapsak? Ne yapsak? Bilemedim. Evet dostlar, umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Sizleri her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.